Merhabalar dostlar, hepinize hoş geldiniz. Ben Kerem. Bugün sizlerle Keremoğulları serimizin yeni bölümünde daha yine karşınızdayım dostlar. En son bölümde sizler de hatırlayacaksınız ki Anadolu'da Altın Orda Devleti ile kora kor bir savaş veriyorduk gerçekten. Fakat son turlara doğru Kastilya'nın burada bulunan 80 binlik ordusu bizi gerçekten bayağı bir korkutmuştu. Bizim arkadan Akdeniz tarafından gelen 109 binlik ordumuz da şu anda bayağı koşa koşa o bölgeye geliyor abi. Hani zamanında yetişebilirse belki çeviririz ama artık bu bölgede bu asker o bölgeye gelene kadar fazla bir şey yapamayacağız. Hatta ben artık şurada yeni bir savunma çizgisi oluşturmak istiyorum. Nerede oluşturacaksın diyeceksiniz. Tire'de yeni bir savunma çizgisi oluşturmak istiyorum. Hatta şuradaki bölgelerde gördüğünüz üzere yeni ordu basımlarını yapmaya başladım. Buradan basacağım ordularla direkt ben burada bulunan bütün orduları burada gördüğünüz sınıra çekeceğim. Böylece o bölgede yeni bir sınır çizgisi oluşturmuş olacağız. Tabii ki de yegane hedeflerimizden bir tanesi de artık Kastilya Devleti ile barışmak olacak. Zira kendileriyle barışabilirsek eğer bizim için daha kolay bir savaş bizi bekliyor diyebiliriz dostlar. Hemen şöyle birazcık da asker alma işlemi yaparsak daha iyi olacak. Aynen öyle. Şimdi 100 bin ordumuz bu bölgeye doğru geliyor. Maalesef Kars'ı bir kez daha kaybedeceğiz büyük bir ihtimalle. Fakat bu yapacağımız savunma çizgisi sonrasında hücuma dönecek. Yani nasıl? Bu bölgede öncelikle savunma gerçekleştireceğiz. Sonrasında bu gerçekleştirdiğimiz savunma başarılı olursa eğer, yani Altın Ordu ve Kastilya ordularını durdurabilirse, bu orduyu hücum olarak kullanacağız. Yani savunmadan sonra hücum yapacağız abi, kısaca özetlemek gerekirse. Hemen ordu basmaya devam edelim. Yine ülkemizin yüksek nüfuslu bölgelerinden turumuzu atlayalım bakalım. Artık bu bölgelerde yenilgileri yaşayacağız. Buna alışmamız lazım. 70 bin ordu Akhisar'da var. Orada bir de bir Kastilya ordusu olmalıydı. 30 bin ordu burada gördüğünüz Gebze'de var. Tamam, güzel. Ordularımız basıldı. Hemen sınırları doğru çekelim bakın şimdi. Tam şu bölgede İsrail, Ürdün, Filistin bölgesinde bir savunma çizgisi oluşturacağız. Hemen bastığımız bütün orduları o bölgeye doğru bir yollayalım bakalım. Şimdi geri kalanı Filistin'e doğru yollayalım. Umarım yanlışlıkla tur falan geçmeyiz abi. Hemen buradaki orduların tamamını Filistin'e yolla. Aynen öyle. Bir kısmını daha yine İsrail tarafına yollayacağım. Sonra bu bölgelerde, yine aynı bölgelerde bir kez daha ordu basımı gerçekleştireceğiz. Zaten şu anda bizim Akdeniz'den gelen ordu da yerine yerleşince artık iyice o savunma çizgisi yerine oturmuş olacak. Hemen ordularımızı yollamaya devam edelim bakalım. Burada gerçekten güçlü bir savunma çizgisi oluşturacağız abi. Kıbrıs'taki ordular da aynı şekilde buraya gelsinler. Çok güzel. Hatta buradaki 5800 ordu eğer başarabilirse gelsin abi. Başarabileceğini sanmıyorum ama başarabilirse gelsin. Hatta buradaki orduları da hemen o bölgeye doğru çekeceğim. Hatta buralardan birazcık daha ordu basacağız. Artık oradaki savunma çizgisi ülkedeki bütün gücü, yani ülkedeki bütün gücü oradaki savunma çizgisini oluşturmak adına kullanacağız abi. Ne kadar gücümüz varsa artık bütün gücümüzü o savunma çizgisi için kullanacağız. Hemen ordularımızı basalım bakalım. Bu bölgelerdeki nüfuslar gerçekten bayağı yüksekmiş abi. Buraları daha da iyi kullanabiliriz aslında. Hemen devam edin abi ordu basımına. Gayet iyi. Hatta şuraya da bir tane liman inşa edersek daha da iyi olacak bence bizim için. Mümkünse hatta hepsine liman inşa ederim. Çünkü gerçekten limanı inşa etmeyince çok yavaşlatıyor abi bizi bu askerlerin sınırlara gelme işi. Tamam, yeterli bu kadar. Buralarda zaten limanlar var. Buralardan da yine ordu basımları gerçekleştirelim. Sonrasında hepsini yine sınırlara yollayacağız. Maalesef denizlerden gelen çok sayıda yine Kastilya ordusu var. Sen bir tur gitme. Buradan gelen Kastilya ordularını karşılaması için bir tur bekleteceğim onu orada. Şuralardan yine birkaç ordu basımı gerçekleştirecektim ki hareket puanımız sona ermiş. O zaman buradan gerçekleştirme, Tunus'tan gerçekleştir, bizim için daha iyi olacaktır abi. Tamam, sanırım turumuzu atlayabiliriz artık, yapacağımız hamleleri yaptık. Kastilya çok fazla... Aa, Kastilya barış kabul etmiş. Allah'ım, Kastilya barış kabul etmiş. Oh be. Oh be. Tamam, bizim ordular gelsin o zaman. Artık Kastilya bizim için bir tehlike değil artık. Allah'ım şükür ya. Niye gelmiyor? Aa, hareket puanı yetmedi. Tamam o zaman şu Tunus'ta bastığımız orduyu iptal et. Hemen bunu yolla bakalım. Allah'ım kabul ettiler ya, inanılmaz. İnanılmaz, artık karşımızda sadece altın orda var. Artık karşımızda sadece altın orda var. Bu toprakta sanırım altın ordaya gidecek tekrar. Gerçekten müthiş. Atlayalım bakalım turumuzu. Hadi bakayım altın orda. Şimdi kaldık mı tek etek? Gel bakalım lan. Hadi gel de sana bir Keremli'nin gücünü gösterelim. Gel. Gel bakalım. Keremli neymiş sen bir gör ya artık, değil mi? Yeter yani ya bu kadar. Abi buradaki bütün orduları hemen sınırlara yollayacağız. Nereye yollayacağız? Yine aynı yerlere tabii ki de, az önce belirttiğimiz bölgelere yollayacağız. Ne kadar ordu varsa bu bölgede hepsini oraya doğru bir yollayalım bakalım. Hatta ben burada videoyu durdurayım. Oradaki orduların tamamını sınırlara yolladıktan sonra kaldığımız yerden devam edelim dostlarım.
Kaldığımız yerden devam ediyoruz dostlar. Burada gördüğünüz bütün orduları şu anda o savunma çizgisi oluşturduğumuz bölgeye doğru yollamaya başladım. Şimdi buradan bir kez daha çok sağlam bir ordu basımı gerçekleştireceğiz. Ve yine buradan bastığımız orduları da hemen sınıra yollayacağız. O sınırda gerçekten görülmemiş bir savunma çizgisi oluşturacağız dostlar. Hemen askerlerimizi basalım. Gerçekten yani o sınırdaki savunma çizgisini de geçerlerse artık ben... Yani teslim biri olabilirim yani bilemiyorum. Çünkü gerçekten inanılmaz bir savunma çizgisi oluşturacağız orada. Çok sayıda ordu ile. Hemen orduları basmaya devam et abi. Hicaz tarafında da azımsanmayacak derecede sağlam bir nüfus olduğunu söyleyebiliriz. Ve buradaki nüfusu da yine sınıra, cepheye, savunma yapacağımız bölgeye ordu göndermek amacıyla kullanacağız. Altın orda saldırılara devam ediyor ama bizim savunma çizgimize geldiklerinde süt dökmüş kediye dönecekler abi. Öyle mi deniyordu? Tam hatırlamıyorum ama sanırım öyle deniyordu. Her neyse gelsinler bakalım, devam etsinler. Haydi abi daha hızlı bir şekilde gelin. Güzel. Bayağı sağlam bir savunma oluşturuyoruz abi. Bu sefer Akdeniz'in hakimiyeti de bizde hatta. Çünkü çok sayıda ordu gönderiyoruz ve bu ordular şu anda o denizleri kontrol ediyor abi basbayağı. Devam edin bakalım. Çok iyi. Çok güzel. Çok güzel. Her tur ordu basmamız lazım abi. Bizim her tur böyle böyle ordular basıp oradaki savunmayı her tur daha da geliştirmemiz gerekiyor. Hatta bu bölgeden... Bir kez daha ordu basımları gerçekleştireceğim ama bu sefer Kuzey Cezayir bölümünden gerçekleştireceğim. Buradaki nüfusları zaten, yani Kuzey Fas bölümündeki nüfusları zaten iyice çürüttük, artık yok ettik. Ve artık birazcık daha Cezayir Tunus taraflarından basacağımız ordular daha işlevsel olabilir bizim için. Yani daha fazla ordu basabiliriz kısaca bu bölgelerden. Hadi bakalım abi. Basın orduları. Buradaki ordular da direkt ben gelecek oralara. Hemen buraları da liman inşa edelim hatta. Bir tane buraya. Bir tane buraya. Burada zaten varmış. Buraya da inşa edelim. Burada da zaten var. Tunus'ta da zaten var. Şurada da zaten varmış. Buraya da bir tane asker basımı gerçekleştirelim. Çok güzel. Turumuzu atlayabiliriz. Çünkü hareket puanımız sona erdi. Atlayalım bakalım turumuzu. Evet, İskandinavya'daki ordumuz bu arada hala yenemediler abi. Gerçekten gülünç bir durum ya. Şu anda düştükleri durum gerçekten gülünç bir durum. Çok güzel abi. Şu barışı kabul etmesi o kadar iyi oldu ki Kastilya'nın. Sonunda abi kaç turdur, kaç bölümdür şu adamlarla barışmayı bekliyoruz. Sonunda barıştılar. Evet, ben buradaki askerleri de yine sınırlara dizdikten sonra kaldığımız yerden devam edelim. Evet dostlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buradaki orduları da yine sınırlara yolladık. Şuradaki görüntüye bakıldığında zaten nasıl bir savaş hazırlığı, nasıl bir savunma hazırlığı yaptığımız bence son derece ortada. Hemen birazcık daha bu sefer bu taraflardan ordu basacağım. Buradan direkt ben kara yoluyla cephelere gelebiliyorlar biliyorsunuz. Aslında buradan da yine denize çıkıyorlar ama yani karayoluyla da gelebilirler. Hiç fark etmez abi ya. Gelsinler de yeter yani. Hızlı bir şekilde gelsinler. Nereden geliyorlarsa gelsinler. Pek de umurumda değil açıkçası. Hemen devam edelim abi biz ordularımızı basmaya. Yine bunların hepsini, bastığımız bütün orduları sınırlara doğru yollayacağız. Savunma yapacağımız sınıra yollayacağız. Böyle ilk dakikalar açıkçası tamamen böyle ordu basmakla geçti ama bu basacağımız ordular gerçekten çok işimize yarayacak. Bunu zaten birazdan sizler de göreceksiniz dostlar. Evet, maalesef Kars'a doğru ilerlemeye şu anda devam ediyorlar. Yavaş yavaş sanırım Kars'ı alacaklar bizden abi. Kars tekrar düşecek ama biz çok daha güçlü geri döneceğiz ve çok daha güçlü bir şekilde Kars'ı tekrar onlardan geri alacağız dostlar. Şuradan gelen ordularımıza bir bakar mısınız? 8200, 20000, 22000, 55000, 87000, 14000, 69000. Yani şurada toplam 15000, bayağı bir ordu geliyor gerçekten de. Bu ordular altın ordayı bitirecek ordular abi. Artık inanıyorum, artık bunu yapabileceğimize inanıyorum. Artık altın ordayı bitireceğimize her şeyimde inanıyorum dostlar. Kastilya'nın zaten aradan çıkması bizim için harika oldu. Devam edelim bakalım. Ya bu altın ordayla gerçekten bayağı uzun yıllardan beri süre gelen bir rekabet var aramızda. Ve artık bu rekabetin ben biteceğine inanıyorum Keremli Devleti'nin zaferiyle. Evet, şimdi 3. Kerem Bey biliyorsunuz ki tahta ilk geçtiği anda yaptığı şey zaten direkt ben Altın Ordu'ya savaşı ilan etmek oldu. Şu anda Altın Ordu bayağı bir geriledi abi. Şu anda 5. sıraya kadar gerilediler. Normalde 2. sıradaydılar önceden. E tabi bu savaşla beraber de bayağı bir yıprandıklarını söyleyebiliriz kendilerinin. Devam edelim bakalım abi. Artık askerlerimizin sınırlara gelmesini bekleyeceğim. Bence bu kadar ordu basımı artık yeterli abi. Hatta her tur şöyle stabil olarak şuradan da yine ordular basalım abi. Evet dostlar, maalesef Kars sınırlarına tekrar ulaştı. Altın Ordu Devleti. Tekrar alacaklar maalesef Kars'ı bizden. Bu arada denizdeki Altın Ordu ordusunu o bölgede yok ettik. Şuradan bir 50 binlik daha yine Altın Ordu ordusu geliyor denizden ama bu geriden gelen ordularımız çok rahat yok edecek onları da. Devam edelim bakalım, atlayalım turumuzu. Evet, İskandinavya'daki ordumuzu da hala yok edemediler bu arada. Evet, bizim askerimiz önce gelirse bu arada 142 binlik bir ordu daha geliyor. Benim de geriden bayağı bir ordu geliyor. Hadi bakalım abi. El mi yaman, bey mi yaman görelim. Evet, sonunda İskandinavya'daki ordumuzu da bitirdiler bu arada.
Evet biz aldık abi orayı. Yine çıkarmalar atıyorlar. Benim de 105 bin, 100 binlik bir ordum geliyor o bölgeden yine. Arkadan da 97 binlik bir ordu geliyor. Bu arada sanırım bu adamlar bizi yine yenecekler. Evet biz aldık abi bu sefer orayı. 24 binlik bir altın ordu ordusu daha geliyor. Bizim orada şu anda çıkarma atıyor o bölgeye. Evet tamam orayı da biz alacağız. Yani deniz savaşını. Aynen öyle biz aldık. Çok güzel. Yine geldi ordularımız. Tamam abi artık ordularımız o bölgede birleşti. Şu anda bütün gücümüz şurada gördüğünüz bu ordularımız. Çok da büyük bir gücümüz halen yok açıkçası maalesef. Halletmemiz lazım. Daha da arttırmamız lazım bizim gücü. Şu bölgeye bir saldıralım bakalım. Abi yine yendiler. Ben bu kadar hazırlığı boşuna mı yaptım? Barış teklif etsek kabul eder misiniz acaba diye düşünüyorum şu anda da bir. Tamam abi böyle alalım en azından Sina'daki toprakları birleştirmiş oluruz. Çünkü artık buradan dönmemiz mümkün değil yani. O kadar ordu bastık. Adamlar hala 90 binlik bir ordu getiriyor. Burada da orduları var artık dönmemiz mümkün değil. Belki kabul ederler abi bir ihtimal. Hadi bakayım abi belki kabul edersiniz. Kabul ettiler. Yani buruk bir sevinç yaşıyorum ben şu anda. Pek sevinç yaşayamıyorum. Nedeni şu ki adamları yenemedik. Yani yendik ama tam yenemedik. Yani bayağı bir uğraştık ama bu kadar toprak bizim uğraşımıza değmedi. Yani sadece Hicaz'daki ve Mısır'daki topraklarımızı birleştirebildik. Maalesef Kars'a Anadolu'ya yine giremedik abi. Yine giremedik, yine giremedik. Artık artan orada sabrımı taşırıyor. Yani benim İlhanlarla müttefik olmam lazım da. İlhanlarla müttefik olup altın orduya dalarsam ne olur? Kas bu sefer İlhanlara kalır. Bu sefer karşımızda daha büyük bir düşman olur. Biraz sıkıntılı bir durum. Biraz kötü bir durum. Keremli Devleti olarak maalesef 3. Kerem'in önderliğinde de yine altın orduyu mağlup ettik ama tam mağlup edemedik. Bu sefer de yine tam mağlup edemedik maalesef dostlar. Yine altın ordu karşısında da tam bir galibiyet alamadık abi. Bunun da üzüntüsünü artık yaşayacağız. Yapacak bir şey yok. Sadece Mısır ve Hicaz'daki topraklarımızı birleştirebildik. Başka da bir kazancımız olmadı. Şöyle yapabiliriz abi. Bundan sonraki hedefimiz Kastilya ile bir olup yani Kastilya ile müttefik olup Altın Orda Devleti'ne savaş ilan etmek olacak ki Kastilya Kars'ı falan alamaz. Neden? Çünkü Kastilya Kars'a uzak. Yani Kars'ı alma ihtimalleri yok. Bir dahaki savaşımızda zaten bir dahaki savaşımız yine Altın Orda Savaşı olacak. Bir dahaki bölüm yine hazırlanacağız ve yine Altın Orda'ya savaşı ilan edeceğiz. Bir dahaki bölümde bir dahaki Altın Orda Savaşımızda bu sefer Kastilya ile bir olup Altın Orda'ya dalacağız ve böylece Altın Orda hem Anadolu topraklarıyla uğraşmak zorunda kalacak hem de bizim buradaki topraklarla uğraşmak zorunda kalacak. Ve tabii ki de biz bu savaşa bu sefer çok daha iyi hazırlanacağız. Yaklaşık yine 5 milyonluk bir orduyla gireceğim ama bu sefer Kastilya'nın da desteği olacağı için bizim için daha rahat bir savaş olur diye tahmin ediyorum. Kastilya ile 33 tur sonra ilişkilerimizi geliştirmeye başlayabileceğiz dostlar. Hemen şöyle bir son hamlelerimizi de artık yapalım abi. Evet dostlar mallara verdiğimiz parayı da kestik. Şimdi ordularımızı hemen bir şu bölgeye doğru bir çekelim bakalım. Şu anda nerede ordumuz var? Sadece bu var sanırım. Bir de Amerika'da falan vardı abi. Bir bakalım ha buralarda da varmış. Tamam. Bu toprakları almadılar değil mi? Yok abi tamam. İrlanda'da bizden birkaç tane toprak almışlardı ama bu topraklar yine bizde kalmış. Bu ask aynen bu topraklar. Hemen yine toprak ordularımızı çekelim bakalım başkentimize doğru. Şurada yine 6000'lik bir ordumuz bulunuyor. Hemen bunu da çekelim. Tamam. Başka bir yerde ordumuz var mı peki bizim? Bunlar zaten Amerika'daki ordular galiba. Yok bir tane daha varmış. Gelsin. Tamam geri kalanı Amerika'daki ordular. Hemen bir devam edelim bakalım. Asimilasyon işlemlerimizi gerçekleştirelim. Aldığımız birkaç adet toprakta maalesef daha fazlasını alamadık abi. Yani en azından birleştirmiş olduk şu toprakları ama Kastilya ile beraber gireceğimiz savaşta artık Kars da bizim olacak, Anadolu da bizim olacak. Hep birlikte göreceğiz dostlar. Bakalım bizim olacak mı? Hep birlikte göreceğiz bunu. Evet. Yavaştan Kastilya ile ilişki geliştirmeye başlayacağım. Bu bölümün geri kalanını tamamen Kastilya ile ilişki geliştirmek adına harcayacağım. Mallara birazcık para verelim. İlhanlarla ilişkimizi maalesef artık geliştiremiyor. Artık ben İlhanlarda ümidi kestim ya. Ben İlhanlarda ümidi kestim artık. Benim Kastilya ile şu anda bir olmam lazım. Kastilya'nın düşman olduğu ülkelere bir sövsem nasıl olur acaba diyeceğim de hepsiyle zaten ben de düşmanım. Aynen öyle. Zaten benim dünyada dost olduğum bir ülke yok şu anda. Herkesin ilişkisi benimle kötü. O yüzden maalesef Kastilya ile ilişki geliştirmenin tek yolu ilişkileri geliştir tuşuna basmak. Başka bir yolla maalesef şu anda ilişkilerimizi geliştiremiyoruz abi. Şöyle bir oyunu kaydedelim, bir kayıt alalım. Tamamdır. Devam edelim bakalım. Mallara şu anda para veriyoruz. Neden mallara para veriyorum? Çünkü nüfusumu arttırmam lazım. Çünkü ordu basmam lazım.
Hemen şöyle bir şunlarla bir kez daha hadi artık bir tur kaldı da bitti. Hemen bir ilişkileri geliştireyim. Yani senle daha fazla ilişki geliştirmek için ne yapmam lazım? Armağan gönderince bazen kabul etmiyorlar, ilişkimiz kötüleşiyor abi. Oluyor yani, şahit olduk buna da. 100 bin dukat göndersem mesela ben sana. Bak şimdi. Bak gördünüz mü işte abi, kabul etmedi, ilişkimiz kötüleşti. Ya böyle bir şey yok ya. Ulan sana para gönderiyorum abi, neden kabul etmezsin ki yani, neden? Niçin? Çok saçma değil mi ya? Bir Memlüklerle aramız iyi, bir de Leinster'le aramız iyi. Onlar da zaten bir işe yaramayan devletler. Evet, bunlarla biraz daha ilişki geliştirmeye devam edelim. Abi bak ne olur şu ilişkileri askıya almayın artık, ne olur. Ne olur ya. Sizinle müttefik olacağım ya, hadi. Bak ilişkileri askıya almayın. Ha bak şöyle güzel güzel gelişiyor ya ilişkilerimiz. 12, 11, 10. Devam et. Biraz daha geliştirelim. 9, 8, 7. Ya kimsin lan, kimsin? Barış antlaşmasını söke söke kabul edeceksin zaten de. Bir salın abi ya. Bir salın da bir işimizi yapalım ya. Şurada bir lan altın ordudan bir intikamımızı alamadık ya. Bu nasıl bir şey ya? Adamları bir türlü yenemedik ya. İnanılmaz değil mi abi? Cidden inanılmaz ya. Kastilyacım. Bak lütfen ilişkileri askıya falan alma. Bak güzel güzel geliştiriyoruz. Artıya çıkacağız neredeyse. Geliştir, devam et. Bir kez daha geliştiriyorum. Tamam mı? Heh, 15'e çıktı lan. Aa, İlhanlarla savaşa girdiler. Aa, İlhanlarla savaşa girdiler. Ne güzel. Benim için çok güzel haber. Hem İlhanlar yıpranacak hem Kastilya. Kastilya'nın şu anda yıpranmasını istemem ama Kastilya bu savaşı bitirdikten sonra biz direkt ben müttefik olacağız zaten. Müttefik olarak Altın Orda'ya savaşı ilan edeceğiz yani. Çok güzel. Devam et abi ilişkileri geliştirmeye. Hadi. İttifak teklif et. Az kaldı. Ha gayret. Ha gayret geliyor. İttifak teklif et. Ha gayret lan. Hadi. Sana birazcık armağan da göndereyim hatta ben. İlhanlara karşı birazcık daha güç kazan diye. 316 bin dukat gönderdim. Bu sefer kabul ettin galiba. Aferin. Bir işe yarar bir şey yaptın yani sonunda. İttifak teklif et. Az kaldı abi. Hadi geçelim şu turları. 29 oldu. Geliştir. Oo, bu arada İlhanlar. Ha yok, Kastilya artın ortadan geçizini aldı. Çok iyi haber. Çok iyi haber. Hadi ilişkileri geliştirelim biraz daha. İttifak teklif et. Az kaldı ha gayret. Hadi lan. Aa! Hadi. Allah'ım hadi ya, kafayı yiyeceğim. 41, 42. Evet. Olduk dostlar. Sonunda Kastilya Devleti ile müttefik olmayı başardık. Artık altın orada düşünsün artık. Gerisini altın orada düşünsün dostlar. Sonunda Kastilya ile müttefik olduk ve bir dahaki savaşımız altın ordaya karşı kesinlikle Kastilya ile beraber olacak. Yani savaşa Kastilya'yı da çağıracağız. Kastilya da savaşa gelecek ve bir dahaki altın orda savaşında bu sefer mutlak galibiyeti alacağımızdan emin olabilirsiniz dostlar. Yapacağımız mallar yatırımlarıyla pek tabii ki de yaklaşık 5 milyonluk bir ordu basmayı düşünüyorum abi. Ama bu sefer gerçekten çok sağlam bir mallar yatırımı yapacağım. Zaten vaktim var. Neden vaktim var? Çünkü şu anda Kastilya İlhanlar ile savaş halinde. Dolayısıyla şu anda Kastilya Altın Orda Savaşı'na çok fazla odaklanamaz. Bu yüzden şu anda savaşamayız. Kastilya'nın İlhanlar arasında geçen savaş bittikten sonra Kastilya ile beraber Altın Orda Devleti'ne savaş ilan edeceğiz. Ben de Kastilya'nın İlhanlarla var olan savaşı sona erene kadar nüfus yatırımı gerçekleştireceğim ve ülkedeki istihdam edilebilir nüfus sayısını arşa çıkaracağım abi. Yani şurası en az 30 bin olacak bir kere, tamam mı? Yani en fazla asker basabildiğimiz yer kesinlikle 30 bin olacak en az. Bunu yapacağız. Sonrasında da Altın Orda'ya artık dersini vereceğiz dostlarım. Güzel bir bölüm oldu. Maalesef yani çok daha tatmin edici derecede yenemedik Altın Orda'yı. Mağlup ettik ama tatmin edici derecede fazla toprak alamadık maalesef. Ama bir dahaki savaşımızda artık Altın Orda'yı mutlak bir galibiyette yok edeceğiz. Bu arada İlhanlar şu an Kastilya'yı biraz zorluyor. Kastilya yap bir şeyler. Ben sana para da gönderirim. Hiç dert değil. Para hiç dert değil. Gerçi sende zaten benden fazla vardır da. Yani para da göndeririz yani, hiç dert değil. Hiç sıkıntı değil lan. Abi bak yapma. Bir dakika, şu anda birinci kim? Dördüncü. İkinci. Üçüncü. Ha. Oğlum bu adamlar da hiç kimseye savaş falan ilan etmeden bayağı hızlı bir şekilde büyüyorlar ha. 10 milyonluk ekonomileri var adamların. Yalnız benim nüfus neymiş be öyle? 30 milyon nüfusum var lan. Altınordan 9 milyon, Kastilya'nın 6,8 milyon, İlhanların 15 milyon. Benimki bayağı fazlaymış be. Ama istihdam edilebilir nüfusum bana nedense az geliyor biraz. Bunu daha da çok arttırmamız lazım bence bizim. Üçüncü sıraya çıktım bu arada. Şu an Kastilya'yı da geride bıraktım. Ya Kastilya sana ne oluyor abi? Ya benle müttefik olunca mı böyle oldun? Yapma ya, gözünü seveyim, yapma, yan şunları hadi.
Koskoca Kastilya'ya bak. Az önce ne oldu lan? 500 bin ordu getiriyordun bana. Şimdi niye yok? Şimdi niye 40 bin ordularla savaşıyorsun? Allah'ım, adamlar tamamen bana çalışıyor ya. Al işte. Ciddi ciddi yeniliyor ya şu anda İlhanlara. Kafayı yiyeceğim. Abi şaka mısınız ya? Bak para yolluyorum sana. Değerini bil bak, çok para yolluyorum. Bayağı bir para yolluyorum. Hatta gel. Gel bak gel, ticaret talep edeyim sana. Al şu altını, yen şunları. 1 milyon mu? Dur ben göndereceğim ben. Sen göndermeyeceksin. Heh, ben göndereceğim sana. Al şu altını yen. Hadi. Evet. Ya Allah belanızı vermesin ama ne diyeyim ya. Yolla altın. 5,5 milyon daha yolladım hadi. Kastilya zengin ettim şu an seni. Abi yap bir şeyler ya. Abi kafayı yiyeceğim. Heh. Heh şükür ya. Şükür nihayet. Nihayet ya. Allah Allah, nedir bizim bunlardan çektiğimiz ya abi, kime elimizi atsak çürük dal çıkıyor. İlhanlarla bir ara müttefik olmuştuk sezon 1'de. Adamlar dünyanın süper gücüydü, altın ordayı yenildiler. Şimdi Kastilya ile olduk, birinci sıradalardı, İlhanlara yeniliyorlardı para göndermesek. Yok böyle bir şey ya, vallahi var ya, hangi dala elimizi atsak çürük çıkıyor ya. Al işte gene geldiler. Oğlum bir şey diyeceğim, sizin geçidiniz mi var? Varmış. Sen de alsana geri zekalı Kastilya, geri zekalı Filip. Alsana. Yok abi, bunlarda beyin yok ya. Video şu an kaç dakika oldu abi? Video da yavaştan 22 dakikaya gelmiş. Yavaştan bölümü burada bitirelim dostlar. İzleyen herkese teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Açıklamadaki linklerden de Discord sunucumuza katılabilir, bizleri Twitter'dan takip edebilir ve kanala katılarak bizlere destek olabilirsiniz dostlar. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar. Bay bay.